أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Gökler ve yer dolusu hamd alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Ancak ona ibadet eder ve ancak ondan yardım dileriz. Salat ve selam Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, ailesine ve ashabına olsun. Hasaten Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti siz değerli kardeşlerimin üzerine olsun. Davetimize teşrif ederken attığınız her adım sayısınca Allah katındaki kusurlarınız, günahlarınız, ayıplarınız affedilsin ve bağışlansın. Ve yine davetimize icabet ederken attığınız her adım sayısınca Allah katındaki değeriniz, makam ve şerefiniz artırılsın. İnşallah buradan evlerinize geri döndüğünüzde aile halkınızı sıhhat, huzur ve hidayet bulmuş bir şekilde kavuşmayı Allah hem size hem de bana nasip etsin inşallah. Sevgili kardeşlerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem canlı ve dinamik bir yapıya sahipti. Onun hayatını okuyan gözler kesinlikle şuna şahit olacak ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme iman etmeyenleri, onun getirdiği davayı inkar edenleri şirkten ve küfrün kirlerinden kurtarmak için çırpınan bir davetçi, kendisine iman eden, gönül dünyasını Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme açanlar için ise imanlarını arttırmak, hatalarını düzeltmek, aralarındaki problemlere çözüm yolları bulmak için kendini yakan, yırtan ve parçalayan bir mürebbi olarak görecektir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin siyerini okuyanlar, bir gün Resulullah aleyhissalatu vesselam'ı hasta bir kişinin yanında, bir gün cenaze sahibinin yanında, bir gün yeni evlenen, bir gün de yeni bir evlada sahip olanın duygularına ortak olmak için yanında bulunduğuna şahit olacak. Evet, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bugünün cami imamlarının yaptığı gibi Müslümanlara sadece kürsülerden nasihat etmeyecek, çarşı ve pazarları nasihat edecek yerler haline getirecek. Bugünün idarecileri ve yöneticileri gibi insanların sorunlarına kayıtsız ve şartsız kalmadan, bırakın sorunun ayağına gelmesini, bizzat sorunun içine girerek çözüm yolları bulan bir idareci olarak görecek. Evet, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kardeşlerine nasihat etmede, kardeşlerinin hatalarının tekrarlanmaması için ikaz ve uyarılarda, onlara yeni inen ayetleri bildirmede, takvalarını, zühdlerini, veralarını arttırmada, eğer aralarında bir problem teşekkül ettiyse çözümü bulmada en aktif kullandığı yerlerden biri minberi olmuştur. Minber. Sadece cumadan cumaya, bayramdan bayrama müminlere hutbe okumak için o şerefli kürsüyü işgal etmemiş. Anlık bir olay karşısında fikri neyse, görüşü neyse mümin erkek ve mümin kadınlara bildirmek için üç basamaklı kürsünün üzerine çıkmış. Kendisinin tevazusunu yansıtan bir sadeliğe sahip minber edinmiş kendine. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabenin ifadesiyle o minbere çıktığında
gözleri kızaracak, sesini yükseltecek, gazabı artacak, sabah veya akşam kendilerine düşman gelecek bildirisini yapan bir ordu komutanı haline bürünecek. Sahabe bizzat Peygamber aleyhissalatu vesselamın hutbelerini bu şekilde anlatmaktadır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem minbere çıktığında hitap ettiği insanların yüreklerine seslenmiş. Gözlerinden yaşlar akıtmış. Sahabe mescitten çıktığında demişler ki boyunlarımızı büktük. Hıçkıra hıçkıra seslerimiz gökyüzüne kadar ulaştı. Geri geldi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Müminleri yerlerinden sarsacak nasihatlerde bulundu. Ama çok ilginçtir ki aynı peygamber hutbeye, vaaza ve nasihata, minbere bu şekilde önem veren peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir adam mescidine geldiğinde ya Resulallah ben dinini öğrenmek isteyen bir adamım. Sana sormam gereken sorular var dediğinde vaazını yarıda kesecek, hutbeden inecek, sahabenin ifadesiyle demir ayaklı bir sandalyeye oturacak, bedevi soracak, Resulullah aleyhissalatu vesselam cevaplayacak. O minberde ateşli olan nasihatçı, cevval olan davetçi, ciddi bir mürebbi, mescidinin içerisine Hasan ve Hüseyin'i geldiğinde hutbeyi yarıda bırakacak, basamaklardan birer bire inecek, o iki tane güzide çiçeği öpecek ve koklayacak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bazen öyle bir durumlarla karşı karşıya kalacak ki mescide gidip de minbere binmeyi zaman kaybı olarak görecek. En yüksek tepeyi kendine minber yapacak. Ey Müslümanlar, ey mümin erkek ve mümin kadınlar, ey ensar, ey muhacir diye hitap ederek olası problemi önleyecek aziz dostlar. Evet, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem minberi bu şekilde ateşli ve heyecanlı kullanırken sözlerine önce alemlerin Rabbi olan Allah'ı layıkıyla hamd ederek başlayacak. Sonra sırasıyla Ali İmran 102, Nisa suresi 1 ve Ahzab suresi 71. ayetleriyle hutbesine devam edecek ve nasihatlerde bulunacak. Her hutbeye çıktığında, her nasihat için adımları minbere tırmandığında aleyhissalatu vesselam bu 3 surenin ayetlerini müminlere hatırlamaktan hiçbir zaman vazgeçmeyecek. İşte Allah nasip ederse bu akşam gündemimize alacağımız, kendisinin ilminden istifade edeceğimiz, yanlışlarımızı düzelteceğimiz ve bir hakikati bulacağımız ayet Ali İmran suresi 102. ayettir. Gönlüm isterdi ki, inanıyorum ki sizin de gönlünüz isterdi ki siz bu ayetleri tertemiz bir ağız olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den canlı bir şekilde, iman etmiş bir şekilde ondan duymak isterdiniz. Ama kaderinizde yine bu akşam günahlarının esiri olmuş dudakların arasından çıkacak bir nasihate mahkumsunuz. Allah öncelikle beni affetsin. Anlatacağım şeyleri yaşamayı önce bana nasip etsin. Bu akşam rahmetini, lütfunu ve keremini sizin için yerler ve gökler kadar genişliğiyle açsın inşallah. Evet, alemlerin Rabbi olan Allah Subhanahu ve Teala şöyle buyuruyor. Bismillah. Ya eyyuhellezine amenu ttakullaha hakka tukatih ve la temutunne illa ve entum muslimun. Ey iman edenler, ey Müslümanlar, Allah'tan nasıl sakınılması gerekiyorsa, sizin değil, abidlerinizin değil, ihlaslılarınızın değil, Allah nasıl takva sahibi olmanızı istiyorsa öyle sakının. Ve ancak Müslümanlar olarak can verin diyor alemlerin Rabbi olan Allah Subhanahu ve Teala. Rabbimiz bu ayetlerde
bir müminin imanını ayakta tutacak. Sorumluluk bilincini kamçılayacak. Ve omuzları üzerine alan emaneti veya emanetlere sadık kalmasını sağlayacak bir unsuru defaatle tekrarladı. Defaatle tekrarladı. Ali İmran 102'de yine tekrarladı. O da mümin erkek ve mümin kadınların takva sahibi olmalarıdır. Evet, Allah sorumluluk bilgimizi, sorumluluk bilincimizi kamçılayacak, emanetlere sadık olmamızı öğretecek bir unsuru bize tavsiye ettiği, o da takvadır. Peki soruyorum aziz dostlarım, bu sorumluluk bilgisi ne? Sorumluluk bilinci ne? Omuzlarımıza yüklenen emanetten haberci miyiz veya bu emanet nedir? İsterseniz bu soruyu ben değil de yine alemlerin Rabbi, o emanetin sahibi olan Allah Azze ve Celle cevaplasın. Ahzab suresi 72. Bismillah. İnne aradnel emanete alas semavati vel ardi vel cibal. Doğrusu ki biz emaneti, yani Allah'ın emir ve yasaklarını, Allah'ın hayat prensibini, Allah'ın yaşam şeklini tebliğ etmek, cihad etmek, bunu engelleyenlerle mücadele etme konusundaki sorumluluğu, emaneti semaya yani gökyüzüne, arza yani yere ve dağlara teklif ettik diyor Allah. Subhanallah. Biz emaneti, sorumluluğu semaya, arza ve dağlara teklif ettik. Peki onlar ne yaptı? Diyor ki Allah Subhanahu ve Teala, فَاَبَيْنَا اَيْ يَحْمِلْنَهَا. Onlar bunu, bu sorumluluğu omuzlamaktan, taşımaktan, emaneti kaldırmaktan sakındılar. Uzak durdular. Beri oldular. İsyan etmekten mi peki? Allah'a asi olmaktan dolayı mı peki? Allah'ın sözünü dinlememek istemelerinden mi peki? Vallahi değil. Peki cevap yine Allah'tan. Diyor ki bakın Bismillah. وَاَشْفَكْنَا مِنْحَا. Subhanallah. Subhanallah. Allah diyor ki وَاَشْفَكْنَا مِنْحَا. اَشْفَكْنَا, müfessirler diyorlar ki, dikkat edin ne olur, ne olur buraya dikkat edin. Müfessirler diyorlar ki, eğer Allah'ın yüklediği sorumluluğu yerine getiremezsek onun azabına uğrarız, onun lanetine uğrarız, onun gazabına uğrarız. Bundan dolayı bu emanetten yüz çevirmişler. Allahu Akbar. Şu yere bakın, şu göğe bakın, şu cansız duran dağlara bakın. Ama içinde saklanan ruha, cevhere bakın Müslümanlar. Allah'tan korktukları için. Sorumluluğu yerine getiremezsek azaba uğrarız diye emaneti almaktan uzak durmuşlar. Değilse isyan etmek değil. Tembellik yaptıklarından dolayı değil. Peki bu sorumluluk yerde mi kaldı? Allah Teala şöyle buyuruyor. Ve hamalahal insan. Onu insan sahiplendi. İnsan o sorumluluğu omuzlarının arasına aldı. Peki insan kim? İnnehu kana zalumen cehula diyor Allah. İnsan pek nankördür, pek cahildir, pek zalimdir diyor Allah Subhanahu ve Teala. Zalim ve cahilliği fıtratında bir yer edinen insan bu sorumlulukları omuzuna almıştır aziz dostlar. Peki bu sorumluluğun ağırlığı nasıldır? İsterseniz bunun tasvirini yine alemlerin Rabbi olan Allah'a bırakalım. Haşr suresi 21. Bismillah. لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ. Biz o Kur'an'ı dağlara bıraksaydık, dağlara inzal etseydik, dağın omuzlarının arasına koysaydık, o yani dağlar boynunu büyük büküp paramparça toz duman olduğunu görürdünüz diyor Allah. Allahu akbar ve lillahilhamd. Subhanallah. Emanet neymiş aziz dostlar? Allah'ın kitabı. Emanet Allah'ın kitabında
belirtilen emir ve yasaklarmış aziz dostlar. Bu eğer bir dağa verilseydi Allah diyor ki dağ boynunu bükecekti ve paramparça olacaktı. Şimdi aziz dostlar, madem biz bu emaneti sahiplendik de şimdi Allah'a iman ettiğini söyleyenler bu kitaptan sorumluluk bilincini aldığını iddia edenler ne olur Allah'a gereği şekilde iman ettiğinin muhasebesini yapıp da o dal gibi boynunu büküp Allah'a hakkıyla iman edememenin korkusuyla paramparça olacağı zaman ne zaman gelmiştir? Allah kitabında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin adımlarının takip edilmesini istemiştir. Ama sen veya ben Resulullah aleyhissalatu vesselam'ı değil de şarlatanları takip ediyorsak, hokkabazların adımlarıyla yürüyorsak, ne zaman bir dal gibi korkacak, boynumuzu bükecek ve bir dal gibi paramparça olacağız? Allah kitabında bizleri namazla sorumlu tutarken, namaz emanetini omuzlarımıza yüklerken, sabah namazından gafil oluşumuz, ticaretin en yoğun olduğu ikindi namazını saf sakladığımız, yorgunluğu bahane ederek yatsıyı terk ettiğimiz halde, ne zaman bir dağ gibi korkacağız, boynumuzu bükeceğiz ve ne zaman bir dağ gibi korkup paramparça toz duman olacağız? Allah infağı omuzlarımıza koyarken, mustazafların ihtiyaçlarının karşılanması için emaneti bize sırtlatırken, şu an Suriye'de mümin erkek ve mümin kadınlar açlıklarını bastırmak için köpek eti ve kedi eti yerken, şu an anneler soğuktan dolayı evlatlarına elbise giydiremeyip diye toprağın altında evlatlarının ısınmasını sağlayan anneler, bugün kafirlerin zindanlarında onların tel örgülerle çevirdiği kamplarda ağlayan mümin erkekler varken, şimdi bu sessiz kalışımızı Allah'tan korkarak, bir dal gibi korkarak, boynumuzu bükerek, bu sorumluluğu yerine getiremediğimizden dolayı bir taş gibi yuvarlanma zamanı ne zaman gelecek? Ümmet ilimsizlikten kıvranırken, İnsanlar Allah'a şirk koşarken, şu an Yahudi ve Hristiyanları taklit etme konusunda mümin insanlar yarışırken, daveti tebliği bırakan sen ve ben ne zaman bir dağ gibi korkacağız, boynumuzu bükeceğiz ve ne zaman bir taş gibi yavalarımızdan çıkıp yuvarlanacağız? Ey makamları sevenler, mevkileri özenenler, omuzlarına vurulan rütbelere takılanlar, ellerinizden rütbeler gidecek korkusuyla ne zaman adalete döneceksiniz? Ve hakkı ayakta tutamadığınızdan dolayı, bu emaneti yerine getiremediğinizden dolayı ne zaman boynunuz bükülecek, bir dağ gibi paramparça olacaksınız? Evet aziz dostlar, ne zaman Müslümanlar gece namazlarında ağlaşacaklar, ne zaman Müslümanlar zikir meclislerinde buluşacaklar, ne zaman müminler Kur'an tilavetiyle uğraşacaklar, ne zaman müminler Allah yolunda cihad etmek için saf saf olacaklar, ne zaman müminler seslerini davette birleştirecekler, mustazafların elinde tutacaklar? Hani nerede o sorumluluk sahipleri? Değilse bir dağdan da mı cansızız? Bir dağdan da mı ruhsuzuz? Bir taş parçasından da mı acizsiz? Nice taşlar var ki Allah korkusundan yuvarlanmakta,
Nice taşlar var ki ikiye yarılıp içinden akarsular akıtmakta. Nice taşlar var Allah'tan korktuğundan için içinden filizler çıkartmakta. Ey müminler! Ne zaman sorumluluk bilinciniz boynunuzu bükecek ve bir dağ gibi parçalayacaksınızdır? Allah için nefsinize sorun. Ne zaman kendinizi muhasebeye çekeceksiniz? Yoksa halinizden memnun musunuz? Emaneti bir sahabe gücüyle mi sorumluluk altına aldınız? Yoksa bir Ömer misiniz? Yetimler için ağlayan bir Osman mısınız? İdaresi altındaki ihtiyaç sahiplerinin ihtiyacı giderene kadar gözlerine uyku girmeyen Ömer bin Hattab'lara selam olsun. Aç kalanlar için ağlayan Ömer bin Hattab'a selam olsun. Ümmetin sıkıntısı için kendini o sıkıntıdan bu sıkıntıya sokanlar için selam olsun. Allah'ın selamı ve rahmeti onlar üzerine olsun. Peki sen aziz dostum, sen ne zaman boynunu Allah korkusuyla eğecek ve bir dağ gibi paramparça olacaksın? Evet, takva bir mümine sorumluluğunu hatırlatan ve emanet bilincini, emanetine sadık kalma ruhunu kamçılayan önemli unsurlardan bir tanesidir aziz dostum. Takva Müslümana Müslüman olduğunu hatırlatan bir unsurdur kardeşlerim. Takva imanı ayakta tutan ve son nefeste La ilahe illallah Muhammeden Resulullah sözünü söyleme teminatını veren bir sigortadır. Takva Yusuf aleyhisselamın Rabbine şöyle seslenişidir. Bismillah. Fatiris semavati vel ard. Ente veliyyi fid dunya vel ahira. Ey gökleri ve yerin yaratıcısı Allah'ım. Benim dünyada da ahirette de velim, dostum, yardımcım sensin. Tevaffani muslima. Ve elhikni bis salihin. Beni Müslümanca öldür ve salihlerin arasına kat. Subhanallah. Beni Müslümanca öldür ve salihlerin arasına kat. Yerler ve gökler dolusu andolsun ki bu dünya hayatı bir gün bitecek. Rabbimi şahit tutarım ki nefes alan her bir canlı ölümün soğukluğunu ensesinde hissedecek. Allah'a yemin ederim ki dünya hayatının son bulmayacağını zannedenler ölüm meleğinin davetiyle bu hayata elveda diyecekler. O ölüm meleği ki bileği bükülmeyenlerin bileğini kırmıştır. O ölüm meleği ki sırtı yere gelmeyen pehlivanların sırtını toprağa bulamıştır. O ölüm meleği ki kendini muzaffer komutan zannedenleri mağlup etmiştir. Ve o ölüm meleği ki kimini secdede gözyaşlarıyla karşılamıştır. Kimini ellerini gökyüzüne kaldırıp Allahümme, Allahümme, Allah'ım diye bağıra bağıra feryat ederken yaklaşmıştır. O ölüm meleği ki kimini davet ederken, kimini cihad ederken, kimini ilim tedris ederken, kimini Kur'an'ı tilavet ederken en güzel suretiyle yaklaşıp canını almıştır. Ama o ölüm meleği ki kimini zina odasında, kimini kumar masasında, kimini kadehi daha o şarabı dudaklarının arasından geçiremeden en kötü, en bedbah kıyafet ve kokularla karşılamıştır. Ve o ölüm meleği kiminin yanına gittiğinde, ölüm testisini yanına getirdiğinde nice insanlar o testinin içerisinden cennetleri gördüler, tebessüm edip ölüm meleğine teslim oldular. Kimileri de o testinin içerisinde
cehennem ateşini gördüler de feryadu figan ederek ölüm meleğine yine teslim oldular. Ama vallahi de billahi de ölüm meleğinin ölüm getirdiği ölüm hakikatinden hiçbir nefis kurtulamayacaktır ey aziz dostum. Biz bu bilinçteyiz. Ama bu bilinç üzerine yaşıyor muyuz? Bu tartışılacak bir mevzudur. Rabbimizden duamız da şudur. Canımız alınırken, canlarımız alındıktan sonra kıyamet günü diriltilirken Rabbimizin şu sözüne muhatap olmaktır. Bismillah. Ya eyyetühen nefsul mutmainne. Ey mutmain olmuş nefis. Ey saadete ermiş nefis. Ey huzur yüklü nefis. İrciye ila rabbiki radiyeten merdiye. Sen razı olmuş bir şekilde, Allah'tan memnun olmuş bir şekilde, Allah'tan razı olmuş bir şekilde, Allah da senden razı olmuş bir şekilde Rabbine dön. Fedhuli fi ibadi ve dhuli cenneti. Sen kullarımın içine cennete girmek için katıl sözü herhalde şu an ölüm anında ve kıyamet günü dirileceğimizde duyacağımız en hoş seda olacaktır aziz dostlar. Evet, Ali İmran 102 iman etmeyi, iman edenlerin imanlarında sebat edecek unsuru yani takvayı ve aynı zamanda da Müslümanca ölmenin bilincini gündemimize taşıyan ayetlerdir aziz dostlar. Ve bu ayetin bir sonrası Ali İmran 103 İslam ümmetini bir araya getirecek. Müminleri yek vücut yapacak. Tek bir yumruk, tek bir el, tek bir beden haline getirecek veya İslam ümmetini paramparça eden, İslam ümmetini hasta yatağa düşüren, İslam ümmetini küffara karşı zayıf hale getiren unsurdan bahseden ayetlerle inşallah programımıza son vereceğiz. Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Bismillah. Ve'tesimu bihablillahi cemi'a. Hepiniz. Ey Müslümanlar. Hepiniz. Yaşlısıyla genciyle, kadınıyla erkeğiyle, alimiyle abidiyle, bilgilisiyle bilgisiziyle, Allah'ı çok sevenle az seveniyle, bütün Müslümanlar, bütün iman edenler, hepiniz Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Evet, bu ayetler İslam ümmetinin yek vücut olmasını emreden ayetlerdir. Ve Allah Subhanahu ve Teala da bunu sağlayacak unsuru hablullah diye bahsetmiştir. Yani Allah'ın ipi demiştir. İp kimine göre İslam'dır. İp kimi müfessire göre kelime-i şehadettir. İp kimine göre Allah'a verilen sözlerdir. İp kimine göre Kur'an'dır. Evet. Ne dersek diyelim, İslam ümmetini bir araya getirecek harç Kur'an ve sünnettir aziz dostlar. Müminler, selefin döndüğü dönem gibi, yani sahabe nesli gibi, Resulullah aleyhissalatu vesselamın bulunduğu dönemdeki gibi, Allah'ın kitabını, peygamberinin sünnetini anlar, yaşar ve hakim olması için mücadele ederse, vallahi de billahi de Allah o ayrık duran elleri bir araya getirecektir. Dağınık kalpleri bir araya getirecektir. Bozulmuş safları Allah düzeltecektir. Ama ayetin devamı وَلَا تَفَرَّكُوا. Eğer tefrikaya düşerseniz, ihtilafa düşerseniz sözünü eğer ümmet kulak ardı eder, Kur'an ve sünnetten uzaklaşır, aralarındaki problemleri Kur'an ve sünnetin mahkemesinde çözmezse, peygamberi kendine hakem tayin etmezse, şeyhlerinin,
dervişlerinin, hocalarının, yöneticilerinin mahkemesine başvurursa arasındaki problemi insanlara arz eder, Kur'an ve sünneti terk ederlerse, evet müminler maalesef içinde bulundukları ihtilaf çukurunun içinde gezmeye devam edecek. Peki bu durum neye sebep olacak? Düşmanlarına karşı zelil ve güçsüz bir hale getirecektir. Bunu ta Resulullah Aleyhisselam 1400 sene önce Uhud meydanında Müslümanlara söylemiş. Onların üzerinden sana ve bana nasihat etmiş. Hatırla Uhud'u. Bedir'in acısıyla yanan Kureyşliler 3000 kişilik bir ordu hazırladılar. Tam 3000. Yola çıktılar. Hedef Medine'yi işgal etmek. Hedef müminlerin ellerinde bulunan servete el koymak. Hedef Müslümanları yarı yoldan çevirmek. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu haberi aldığında bütün ümmetle istişare etti. Ve dedi ki şu an Kureyş 3000 kişilik ordusuyla Medine'ye doğru geliyor. Benim görüşüm Medine'de savunma savaşı yapmaktır. Kalelerimize, evlerimize çekilelim. Gelen düşmanı bertaraf edelim. Bu söze Abdullah İbni Selül yani münafıkların lideri kulak kabarttı. Hoşuna gitti, kabul etti. Yalnız Bedir'de bulunamayan, cihat ve şehadet aşkıyla yanan genç bağırlar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a ihtilaf etmek için değil. Dediler ki ya Resulullah biz Bedir'de bulunamadık. Bedir'in tadını alamadık. Düşmanla göğüs göğüse çarpışmanın lezzetini duyamadık. Bundan dolayı Uhud meydanında göğüs göğüse çatışalım. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam zırhını giydi ve Uhud meydanına doğru yürümeye başladı. Şimdi sıra Abdullah İbni Selül'de. Ve 300 kişi, bakın dikkat edin Müslümanlar. 300 kişilik arkadaş grubuyla müminlerin saflarından ayrıldılar. Neyi bahane ettiler? Dediler ki Muhammed aleyhissalatü vesselam akılsızların, gençlerin, akılları havada uçuşanların sözlerine kulak verdi de bizi göz göre göre ölüme sürüklüyor. Bundan dolayı biz bu savaşta yokuz dediler ve 300 kişilik arkadaş grubuyla ayrıldılar. Ordu 1000 kişiden 700'e düştü. Tabii Allah bu durumu ifade ederken de diyor ki temizi pisten ayırdı. Temizle pis arasında bir ayrışma oldu elhamdülillah. Yalnız dikkat edin şimdi. Seleme oğulları ile Harise oğulları arasında mümin olan insanlar arasında bir ihtilaf başladı. Hakikaten Abdullah İbni Selül doğru mu söylüyor? Onun saflarında mı yer alalım? Onunla beraber Medine'ye mi gidelim? Yoksa Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ile yan yana durup küffarla mücadele mi eder? Sonuç Allah onların kalplerine imanı tekrar yazdı. Onların ayaklarına sebat ettirdi. Harise oğulları da Seleme oğulları da Resulullah'la yan yana durdular. Allah Resulü biraz daha gitti ve müminlere uzun bir hutbe verdi. Ve bakın o hutbenin sonunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başta ihtilafa düşen veya düşmek üzere olan sahabelere oradan da bizlere ve bizden sonrakilere şöyle nasihatte bulundu. Dedi ki ihtilafa düşmek, tartışmak ve işleri geciktirmek acizliktendir. Allahu Ekber. İhtilafa düşmek, tartışmak ve işleri geciktirmek, tembellik etmek, kale almamakta diyebilirsiniz. Acizliktendir. Acizlik ise Allah'ın sevmediği işlerdendir. Ve dikkat buyurun şimdi. Onunla birlikte yardım ve zafer gelmez diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Onunla birlikte. Yani ne? Ümmet ne zaman ihtilafa düşecek? Ne zaman tartışmaya başlayacak? O zaman işler gecikmeye, saf saklanmaya başlayacak.
Sonra müminlere bir zaaf vuracak ve Allah da o zaafın içerisinde, o acziyetin içerisinde müminlere asla başarı, nusret vermeyecek diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi acaba bizim bugün ümmet tükürse tükürüğüyle boğacak olan küffarın karşısında nefeslerimizin yetmeyişinin sebebi ihtilaflarımız mıdır gerçekten? Tartışmalarımız mıdır? Ve bu tartışmaların devam etmesiyle bize vuran acizlik hastalığı mıdır? Bunu bilemiyorum. Bunun neticesi tek bu mudur bilemiyorum ama sanki görülen en büyük sebeplerinden birinin bu olduğu aşikardır. Allah bu ümmeti Kur'an ve sünnetin etrafında bir araya getirip sahabe topluluğun aziz olduğu günlere ulaştırsın. Müminlerin aralarındaki ihtilafı Rabbul Alemin çözüme kavuştursun. Tabii ki bu ihtilaf derken fıkhi ihtilaflardan bahsetmiyoruz. İnançla alakalı, Allah ve Resulüne tabi olmayla alakalı ihtilaflardan bahsediyoruz. Allah ümmeti bu ihtilaf hastalığından, tartışma hastalığından kurtarıp yek vücut olmalarını nasip etsin. Düşmanlarına karşı tek bir yumruk olarak darbe indirmeyi bu ümmet hak ediyor ve bu hak edişi en kısa zamanda Müslümanlara takdir etsin. Subhane rabbike rabbil izzati amma yasifun ve salamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ma salavatı.